125 bin sahabi. Anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah. Medine'yi Münevvere sokaklarında yürüyordu. Neccaroğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacağını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuş beni onlara. Seni çok seviyorum ya Habiballah demişlerdi. Anlatıyorum, ben sizi çok seviyorum demiştim. Bugün yaşayan Neccaroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından büyüdüğü insanlardan çok seviyor. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik Ala duasındasın. Senin için siyah beden çizgili bir kitap okumuştum. Kenarları beyazdı. Onu giyerek hastalığının yanına çıkmıştım. Ve o mübarek ellerinin dizine vurarak görüyor musunuz ne kadar da güzel demiştim. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah onu bana ver. Ne istiyorsun ki senden sevdiğini bilirdim. İstediğimde katiyen hayır demediğini bilirdim. Peki dedim o zaman. Ve sen yine yamalı o eski cübbeni giydin. Dostla torşuna bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine giydiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin yanında. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydin de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştır özeri. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. İnsan. Ey Medine'nin derinde, ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke'nin hesabında, alemler hesabına, Allah diyen sevgili. Bir de yüzünü ilahi bahşeden kapına diz çöktü. Beyaz etti. Rabbinden bize ne getirdiysen amen var. Duydu, itaat etti. Resulullah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.